Bak ya, saat kaç oldu hala Fırat gelmedi. Arasana bir daha. Hayır, ben anlamadım ki zaten. Bir günde o kadar parayı nasıl toplayacak? Ya bulacağım dedi ya. Biraz şu adama artık güvenelim. Ya bugün bizi ipten o aldı, farkındasın değil mi? Güvenmek mi? Şebnem, bana yalan söyleyen, aylarca beni kandıran adamdan bahsediyoruz. Güven ve Fırat benim için aynı cümlede olamaz. Kimse kusura bakmasın. Sen ne dersen de şu anda tek kurtuluşumuz o. Hayır. Bir tane daha var. Hayır. Hayır Naz, bak lütfen arama Taylan'ı. Lütfen. Bak biraz daha zaman ver Fırat'a. Fırat! İnanmıyorum. Bu kadar parayı nereden buldun? Servet var burada. Açıkçası şaşırttın beni. Beklemiyordum. Teşekkür ederim restoran adına. Gerçekten hayatımızı kurtardın. Neyse Şebnemciğim, biz yarın ödemeleri yaparız. Parayı vermek için bir şartım var. Olmasaydı şaşardım. Tamam, şartın ne? Hadi, söylesene, ne istiyorsun? Şartın ne? Bir gün. Senden sadece bir gün istiyorum. Niçin? Hatalarımızı düzeltmek için. İkimizin de buna ihtiyacı yok mu? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Yok. Gerçekten ciddiyim. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Şu an bulunduğum durumda bile çaresizliğimle alay edip bundan kendine eğlence çıkarabiliyorsun. Ama sana bu zevki tattırmayacağım. Nazcığım, Nazcığım biraz sakin mi olsak ha? Ya nesine sakin olayım Şebnem? Ne yapmaya çalıştığının farkında değil misin? Yapmaya çalıştığım tek şey seninle bir gün geçirmek. Teşekkürler. Kalsın. Yazsınlar çekleri de. Umurumda değil. Seninle bir gün geçirmektense hapsi boylarım daha iyi. Ben o kadar çekilmez biri miyim ya? Evet, benim için öylesin. Al şu paranı da nereden aldıysan oraya geri götür. Çünkü değil seninle bir gün, yalnız bir saat bile geçirmeyeceğim. Nazcığım, Nazcığım tamam. Şimdi biz bir sakin olalım, bir derin nefes alalım tamam mı? Oh çok güzel. Tamam, bir, ilginç bir teklif oldu bu. Anlıyorum ama böyle azıcık fevri de... Bekle, o paraya sen iyi bak, ben ikna edeceğim tamam mı? Tut onu, geliyorum şimdi, geliyorum. Naz, Naz dur bir kızım ya, nereye gidiyorsun? Bir bekle. Hiç zahmet etme Şebnem. Beni asla ikna edemezsin. Başka bir çözüm bulacağım. Ya neyin çözümünü bulacaksın? Kendimizi kandırmayalım şu an. Bak çözüm şu anda içeride bizi bekliyor. Kusura bakma Şebnem ama o Fırat'ın saçma sapan oyunlarını oynamaya hiç niyetim yok. Onunla bir gün geçirecekmişim. Küstahlığa bak ya. Tamam, haklısın gerçekten ama... Aması maması yok Şebnem. Ben halledeceğim kendi yöntemimle. Kendi yöntemim dediğin Taylan değildir umarım. Naz! Naz yapma bak, gerçekten pişman olacaksın. Ne yapıyorsun? İçiyorum daha onu, görmüyor musun? Kusura bakmayın Taylan Bey, fark etmemişim. Nerede aklın? Kahvenizi için öyle anlatayım efendim. Ağzındaki baklayı çıkar, dinliyorum. Efendim biraz önce başka bir kanaldan telefon geldi. Güzel haber. Devam et. Size yeni bir format üzerinden iş teklifi yaptılar. Ne güzel haber bu. Geliyorsun öyle felaket haberi verecek gibi. Neymiş format? Format şöyle efendim. Siz alışveriş merkezlerine gidiyorsunuz. Orada kadınlarla aşk üzerine konuşmalar yapıyorsunuz. İl il gezerek tabii. Özellikle hafta sonları. Yok artık. Bana, Taylan Günebakan. 20 yaşında bir muhabirin yapacağı işi bana mı teklif ediyorlar? Öyle bilmiyorlar mı benim Z kalite bir programa tenezzül etmeyeceğimi? Hayır dedin değil mi? Ati,
elimden bir kaza çıkmadan söyle. Reddettin değil mi? Efendim, değerlendireceğimizi söyledim. Neyi mi değerlendireceğiz ya? Efendim, bir şeyler yapmalıyız. Günlerde telefonumuz çalmıyor. Ondan sonra çok açıldık. Şu Finlandiya'dan aldığımız tekneye bir servet ödedik. Siz yeni formatın dosyasını da bitirmediniz. Atiye. Kapı. Ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz. Naz, hoş geldin. Bu ne güzel bir sürpriz. Düşündüğün kadar güzel değil aslında. Sana son çare olarak geldim. Bunu isteyeceğim için de kendimden nefret ediyorum. Ama şu an çok çaresizim. Lütfen. Geç, otur. Bir nefes al, bir sakinleş. Ne oldu? Benden ne isteyeceksin? Senin ayarladığın muhasebeci. Hesaplarımızı hortumlayıp kayıplara karıştı. Nasıl yani? Selim Bey öyle bir şey yapmaz. Yaptı işte. Vay şerefsiz. Şikayetçi oldunuz mu? Hayır, şu an için daha öncelikli dertlerim var. İlk önce onları çözmem lazım. Senin için ne yapabilirim? Bana söylemen yeterli biliyorsun. Kendimi suçlu hissettim. Tedarikçiler kapıya dayandı. Eğer bugün içinde paralarını ödeyemezsem çekleri yazdıracaklarını söylediler. Çok acil paraya ihtiyacım var. Bana borç verebilir misin? Aa, Ahmet Bey. Yüzünde ilk defa görülen bir tebessüm ve elinde zarf. Ha. Ay. Ay yoksa. Ne yapıyorsun? Gerekeni. Söz verdiğim gibi tedarikçilerin parasını ödüyorum. Vallahi Fırat'cığım yani şahane bir şey yapıyorsun da. Naz'ın haberi var mı bundan? Harika. Hiç hoşuna gitmeyecek biliyorsun değil mi? Vallahi Naz genel olarak benim yaptıklarımdan hoşlanmıyor zaten. Yani haksız da sayılmaz ama. Ya neredeyse öldürüyordu beni. Öfkesinden zehirledi. Ay merak etme. Bu sefer böyle bıçağı alır çat diye saplar sana zaten. İşini şansa bırakmaz benim arkadaşım. Şu anda kabul etmediği parayı dağıtıyorsun. Zaten gitti Tayland'dan borç istemeye. Niye durdurmadın? Aa, Naz'dan bahsediyoruz. Sen durdurabiliyor musun? Sen merak etme. Canını hiç sıkma. Ben şimdi çözüyorum para işini. Teşekkür ederim. Ne demek? Efendim Taylan Bey. Ne yapıyorsun? Efendim İstanbul kart dolduruyordum. Size de aldım bir tane. Artık toplu taşıma nimetlerinden faydalanmamız gerekeceğini düşündüm. Durumumuz malum. Bundan sonra daha mütevazi bir hayat sürmemiz gerekecek. Ati, bırak gevezeliği. Şimdi sana Naz'ın IBAN'ını yollayacağım. Mesajda belirttiğim tutarı o hesaba transfer edeceksin, tamam mı? Umarım az sıfırlı yazarsınız tutarı efendim. Çünkü hesabınızdaki son para. Kanal dün son ödemeyi yaptı, bir daha para göndermeyecek. Gevezeliği bırak. Dediğimi yap. Hemen. Peki efendim. Tatsız şeyler yaşadık. Biliyorum. Benim de hatalarım oldu. Ama bak, evren bizim ayrılmamızı istemiyor. Aramızda çok güçlü bir bağ var. Kimse bu bağı koparamaz. Taylan, lütfen. Naz, ben seni çok seviyorum. Bize bir şans daha ver. Biz birlikte çok güçlüyüz. Böyle gereksiz şeyler için birbirimizden mahrum kalmayalım. Ne olur. Bunu senden istememin hata olduğunu biliyordum. Ne hatası? Tabii ki benden isteyeceksin. Benden başka kime güveneceksin ki? Taylan, yeter artık. Anla artık şunu. Biz bir daha birlikte olmayacağız. Olmayacağız. O herif yüzünden değil mi? Hala ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Böyle bir şeyler var. Bak beni geri çevirmediğin için teşekkür ederim. Ama lütfen bana para falan gönderme. Göndermiş kadar oldun zaten.
Sağ olasın. Çok özledim. Sahilde buluşalım mı? Bak gelmezsen gözümü karartıp ölme pahasına mahalleye gelirim. Anlaşıldı, vazgeçmeyeceksin. Tamam, fırsatını bulduğum an haber vereceğim. Mahallede fanları oluşmuş. Ben her ne kadar bu çocuğu karalamaya çalışsam da onu aklamaya çalışan cepheler bize sevgiyle ateş ediyorlar. Ablam ne dersin? Bu hikayenin sonunda aşk mı kazanacak yoksa nefret mi? Ver bakayım şunu bana. Bir dakika abla. Bak şimdi, karşılaştırmalı örnekleyeceğim. Şimdi bir buna bak, bir de buna bak. Görüyor musun abla? Tehlikenin farkında mısın? Gün be gün değişen konjüktürlere adapte misin ablacığım? Bana bak Belinda, bana bak. Bu çocuğun yüzünü bir daha hiçbir yerde görmeyeceğim. Abla sakın yırtma, ben arkasına resim çizeceğim onların. Mirza? Ha? Mirza gel oğlum buraya. Gel. Sen bu çocuğu tanıyın mı? Ha? Bu aralar Sevin'in peşinde dolanayım. Ablam, hangimiz sevginin peşinde dolanmıyoruz ki? Mesela ben, sıkkın, bıkkın, yorgun, argın, zavallı Gülendam. Hep mi böyle yalnız kalacağım, değil mi? Anlamadan. Aa. Kuzum hayırdır? Vallahi yüzünden yakın haberler okunuyor yine. Ne oldu? Topuz. Tamam anladım. Vermedi değil mi parayı? Kız. Para karşılığında aşk mı teklif etti? Boş ver şimdi onu. Biz kendimiz halledeceğiz. Ben arabayı galeriye bıraktım. Birkaç gün içinde satışı yapılırmış. Tedarikçilerden de biraz ekstra zaman istersek. Senin ne bu suratın hali? Niye gülüyorsun? Sen ekstra zaman mı aldın yoksa? Yok. Öyle bir şey olmadı. Şöyle. Ay aman ya, yine bana kaldı yani bunu anlatmak. İyi. Nasip be. Kuzum. Biz o işi hallettik. Ne? Nasıl? Ben hayatımda böyle lezzetli bir şey yemedim şefim. Ellerinize sağlık. Ya evet şefim ya, ne yaptın sen bize? Vallahi bundan sonra başka de lahmacun falan yemem. Bu arada bize nasıl bir kötülük yaptığını farkında mısın? Bundan sonra haftada bir personel menüsü kilitlenmiştir. Afiyet olsun. Benim olayım olmadan borçları nasıl ödersin sen ya? Evet, sizin de duyduğunuz gibi Naz Hanım bana biraz önce teşekkür etti. Biraz sıcak oldu sanki burası. Evet, yani. Biz evet, dışarıda yani yiyelim en iyisi. Dışarısı daha iyi olacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Hem sen nereden buldun o kadar parayı? Ne fark eder? Porto'daki bağ evimi ve Emirgan'daki yalımı sattım, denkleştirdim desem içim mi rahatlayacak? Kesin başına bela açacak bir şey yaptın. O kadar para aniden ortaya çıkmaz. Sen o güzel aklını böyle şeylerle yorma bence. O zaman doğruyu söyle. Ya bırak. Nereden bulduysan buldum. Halloldu mu? Halloldu. Oturup teşekkür edeceğini bir de beni çocuk gibi azarlıyorsun be. Teşekkürmüş. Ya şu an bunu tartışmamız çok saçma. Ne yapacağız? Adamların elinden gidip zarfı mı alacağız? Olan oldu. Kabullenmeyi dene bence. Kabullenmiyorum. En kısa zamanda da o parayı sana geri ödeyeceğim. Aman öde tamam. Bana bak. Aç mısın? Çok güzel lahmacun var ha. Kendi ellerimle yaptım.
İçine zehir falan da koymadım. Ya ben sana burada ciddi ciddi bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sen kalkmış bana lahmacun diyorsun ya. Ya ben de seni burada ellerimle beslemeye çalışıyorum. Sen de beni anlamıyorsun. En kısa zamanda sana o parayı geri ödeyeceğim. Keşke zehir koysaydım. Fırsatım varken. Bir dahaki sefer artık. Daha ateşkes imzalamadık. Sarı seni. Hı hı. Anladım. Demek bütün borçlar ödenmiş. Peki parayı nereden bulduklarına dair bir bilgimiz var mı? Tamam. Yeni bir haber alırsan hemen ara beni. Ay rezalet. Yerin dibine girdim resmen. Sormayacak mısın ne oldu diye? Sormasam da söyleyeceksin zaten. Galerici Yusuf Bey aradı. Naz arabasını bırakmış satmak için. Adam da ne diyeceğini bilememiş. Beni arıyor ne yapayım diye. Ne yapacak? Ne gerekiyorsa onu yapacak. Bize niye soruyor? Oh, senin bu olan biteni itirazsız kabullenme halin bir gün beni öldürecek. Keşke sen de biraz örnek alsan. Abi. Senin bu ders verme oyunun zıvanından çıktı artık. Bu kız aile tarihimizde görülmemiş bir sefalet içinde. Sen farkında mısın? Feza, ben oyun oynamıyorum. Bu gerçek hayat. Ayrıca Nazlar da durumu gayet iyi idare ediyormuş. Borçlarını da ödemişler. Ne? Nasıl? Aa, daha arabayı bile satamamış ki bu kız. Neye ödedi bu çocuk bu borcu? Ay abi ne kadar meraksızsın. Kızı bıraktın öyle kendi haline. Feza, gözüm üzerinde. Zamanında babam da bana aynı şekilde davranmıştı. Hiçbir zararını görmedim. Aman ne güzel. Hep birlikte bu şahane aile geleneğimizi devam ettirelim. Kimsenin birbirinden haberi olmasın. Yabancı gibi yaşayalım aynı evde. Benim her şeyden haberim var. Merak etme. Eminim öyledir. Sağ ol oğlum. Geldi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Doğru söylüyorsun canım. Nasıl güzel olmuş bu. Çok güzel, çok lezzetli. Değil mi? Ellerimle yaptım çok güzel. Siz beğendiniz mi? Teşekkürler. Anne. Ben bir kasaba gideceğim. Eksikler var. Ya kızım ara. Hemen getiriversinler. Yok ben hemen koşar gider gelirim ya. Şimdi gecikirler. Tamam ama oyalanma. Bak kalabalık bugün dükkan. Kasayı boş bırakmayalım tamam mı? Ya öyle servisi bitti sayılır şimdi. Sakinler. Hadi görüşürüz. Tamam çabuk. Elinize sağlık. Her şey enfesti. Yeni yaşıma mutlu girmeni sağladınız. Ne mutlu bize. Doğum gününüz kutlu olsun o zaman. Günün tatlısını size ikram etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Of, hala hiç sırası değil şu an gerçekten. Kuzum, ben biraz sıkıyorum. Tamam, bu sende. Tamam. Vallahi Şebnem, senin bu rahatlığına hayranım gerçekten. Yani herhalde kimse Fırat'ın bu parayı nereden bulduğunu umursamıyor bu dünyada benden başka. Vallahi kuzum, yani ben genel olarak böyle üzümü yiyip bağını sormama moduna geçtim. Ay vallahi iyi de geldi. Sana da tavsiye ediyorum bunu. Ayrıca bu işle ilgili problemler birazcık hallolduysa ben artık özel hayatımla ilgilenmek istiyorum. Dur. Özel hayatımı? Sen sevgili mi yaptın? Ben ne zaman tanışacağım? Yok, öyle bir şey yok. Yani bende yok. Karşıda var. Benim de artık yani buna bir dur demem lazım. Yine minnoş bir kalbi kıracaksın yani. Yani minnoş gerçekten. Ama şu anda kırmazsam sonra daha büyük kırılacak. Asla ikinci buluşmayı gerçekleştirmeyen bir Şebnem klasiği. Tamam sen git buralar benden. Bana bak. Döndüğümde herkes tek parça olsun. Fırat dahil. Ona söz veremem. Allah Allah ya, espri de yaparmış. Kız yerim seni ben. Hadi kaçtım.
Harika görünüyor. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Harika gerçekten. Asuman, senin burada ne işin var? Bence. Asuman, bak. Şu kapıyı kilitleyip burada baş başa mı kalsak diyorum? Asuman, müşteriler kilerden gelmiyor. Senin yerin yukarısı, hemen çık. Neden? Hissettiklerinden mi korkuyorsun? Sen benim üzerime böyle gelmeye devam edersen değişmek zorunda kalırım. Tamam, değiş o zaman. Ben zaten senin bu halini sevmiyorum. Bana yine aşkla. Sen benim üzerime böyle geldiğin sürece benim gözlerimde nefretten başka bir şey göremeyeceksin. Ona bile razıyım. Yeter ki bir şey hisset bana. Mümkün değil. Çünkü benim kalbimde... Sakın. Sakın onun adını söyleme bana. Sen de söyletme o zaman. Hayır, madem burada olmamdan bu kadar rahatsızsın, neden burada çalışmama izin veriyorsun o zaman? Bu mavi gözlü Ceylan'ın burada ne işi var? Merhaba. 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 Şebnem. Vaktin var mı? Şey Güli, sen biraz yalnız idare edebilir misin? Ben ömrümü yalnız geçirmişim Ergin'cim. Senin için de bir 19 dakika kadar idare ederim. Teşekkürler Gülsün. O zaman biz... Şey, çıkmamıza gerek yok. Uzun sürmeyecek zaten. 2 dakika şöyle oturalım. Ay bu kızlar da çete gibi dadandılar bizim oğlanlara. Peşini bırakmıyorlar. Mahallenin yollarını aşındırdılar gide gele gide gele. Geçen gün yaptığın şey... İşte onu bir daha yapma sakın. Yani tamam, ben hayatımın, aklımın karışmasını istemiyorum. İşim gücüm yetiyor bana. Yani komplikasyonsuz bir yaşam sürdürmek istiyorum. O yüzden bir süre görüşmeyelim. Konuşmayalım da. Mecbur kalmadıkça da restorana gelmezsen çok sevinirim. Hoşça kal. Ay, tatlı yiyin, tatlı konuşun diye düşündüm. Ne bu, hemen gitti. Çok kalmayacağım derken şaka yapmıyormuş yani. Ergin. Aa. Canım, ne dedi bu kız sana? Ay tatlı ye. Yemeyeceğim ben Gül'üm. Ay ye. Bak şekerin düşmüş senin ha. Rengin mengin solmuş. Ne dedi bu kızla bu hale geldin sen? Kısa film tadında bir konuşma oldu. Araya reklam bile alamadık. Ay çok güzel olmuş. Ergin vallahi bak. Bir yudum al. Ay, zorla mı yedireyim? Al. Gülüm. Bak. Sen ol. Sakın düşünmeden hareket etme. Öyle içinden geldiği gibi davranmak falan sakın. Sakın Gül'ü sakın. Anı yaşama mı diyorsun bana? Aynen öyle diyorum. Çünkü ben o hatayı yaptım. Ağzımın payını da aldım. Sen sakın yapma Gül'ü. Yapma. Yapma Gül'ü. Aa. Ay Ergin'cim çok mu sevdin? Ben sana bir tane daha getireyim mi? Yapma.
Al canım. Annem kasabın yollarına düşmüştür. Sana da bir kayıp afişi yaptırırlar artık. Sen de sağ ol. Ya Gülendem ablamın işleri işte. Ya biz ne zaman böyle rahat rahat buluşacağız? Ya şurada iki dakika huzurlu oturamadın. Yok kasap dedin, yok et dedin. Ne diyeyim? Ne bileyim. Mesela... Bu ara seninleyken zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Hep yanında olmak istiyorum, olabilir. Böyle utanıyorsun ya, çok tatlı oluyorsun. Ben kalkayım artık. Ay. Ya. Ay Allah ya. Bak kalmanı sadece ben istemiyorum. Kader de bizi bir arada tutmak istiyor. Dur bir doldur. Doldur, doldur. Kuruduk. Doldur ya. Ha? He? Ya abi. Ben şimdi Sultan ablaya o çocuk Taylan'ın kardeşi diye nasıl diyeceğim? Ha? Kız da yapmış abayı oğlana. Desem bir türlü, demesem bir türlü. Bu aşk benim için burada biter kardeşim. Nokta. Kızın arkadaşlığını da kaybettim. Görüşmeyelim dedi oğlum. Konuşmayalım dedi. Mavişim konuşmayalım dedi oğlum bana. Allah Allah. Ya abi şimdi... Bak benim aklıma bir şey takılıyor. Ne? Şimdi kız sana... Kafam karışsın istemiyorum demiş ya. Ha. Bu kız sana karşı bir şeyler hissetmese neden kafası karışsın? Ha. Değil mi? Doğru. Doğru söylüyor. Oğlum doğru söylüyorsun lan. Doğru söylüyorsun ya. Ya ben gözümün önünde kabak gibi duran bu detayı nasıl görmüyordum kardeşim lan bu detayı? Nasıl görmem? Gel lan buraya. Geleyim. Gel buraya gel. Gel. Gel öpeceğim ya. Helal olsun lan sana. Doğru söylüyorsun ya. Doğru. Asma lan suratını. Asma oğlum suratını. Bak. Göreceksin. O Bora denen herif gelip geçici kardeşim. Gelip geçici ya. Çık karşısına, aykır aşkını, senin gibi böyle temiz, güzel, sevemeyecek başka bir adam olmadığını anlasın. Anlar mı dersin lan? Anlar tabii. Anlar tabii kardeşim. Senin aşkının karşısında kim durabilir? Kimse duramaz lan benim aşkımın karşısında. Kim durabilir lan? Kimse. Ben ama ben, bak ben böyle pısırık olmaya devam edersem... ...ben bu kızı tavlayamam kardeşim ya. Tavlayamam ya. Tavlayamam kardeşim. Mesaj atacağım ben. At lan. Atayım. At. Ben de Şebnem'e mesaj atacağım. At lan. Nerede lan bu telefon? Ha, burada. Aşk cesaret ister kardeşim. Biz cesur adamlarız lan. Biz cesur adamlarız lan. Bizim, bak bizim dağları denen Ferhat'tan ne yemeyeceksin birader? Kerem değil miydi o ya?
Kerem miydi o? He, Kerem miydi? Mecnun ne yapmıştı peki? Konulu yerlerde o bir şeyler yaptı ama. Ha, ya oğlum bize ne ha? Kerem'den, Mecnun'dan ne yaptıysa biz ne yapacağız? Ona odaklanmamız lazım. Yaz. Yazıyorum ben. Ne? Bulamıyorum. Nerede? Bir şey demeyin. Dur. Tamam. Tamam. Dur. Üçten geriye soyup beraber yollayacağız. Geri uzaya mı fırlatacağız? Önce uzaya sonra mavi şeyleri. Hadi. Üç. İki, bir, yolla! Haydi bakalım, hoppa! Uzak! Mesajı da yolladım, uzaya da yolladım. Lay 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 lay. Mavi şede yolladım, mesajı. Oh. Oh be kardeşim be. Sevmek güzel şeyler. Güzel şey. Güzel şey. Yolladık mesajı uzaya. Uzaya. Sonra? Sonra? Mavi işler. Anam. Anam Mirza, sen kafayı mı yedin? Seni sana aşığım. Bu nasıl saçmalıyor bu? Ay. Ay. Kimden gelmiş mesaj? Ne ablam? Sesi geldi ya içeri. Ver telefon bakayım. Ablam okunmuyor ki. Göz gözü görmüyor. Toz olmuş hep. Kızım ver şu telefon. Bir de bas istesen çamaşır suyuna bas. Ver şunu. Ama ablam ben hep sana diyorum. Şunu mikrofiber bezlen sil diyorum. Bu şey oluyor işte. Bütün tozlar buna birikiyor ablam bunun içine. Hep kılcal tozlar abla. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel çay var, meyve var. Aç mısın oğlum? Yok teyzem, yedim ben bir şeyler. Ha, gel otur oğlum. Saniye çık aradan. Alo. Saniye. Heh. İyi canım, ne yapayım? Bütün güzelliğimle oturuyorum. Sen? Tamam, ha, duydum. Baban yine bir 25'lik bulmuş. Maşallah maşallah. 26'sını gün alınca hemen postalıyor. Tamam. Hepsinin var, hepsinin. Hadi kapat. Kızım bir sesini duysaydım. Aman ablam, ben verdim zaten cevabını, boş ver. Ben geri arayacağım. Ablam ne arıyorsun şimdi? Kızım ver telefonu. Mirza seviye mi aşık? Telefon kırıldı. Aha kırdı Gülendam. Yok ablam, hiçbir şey olmadı. Tamam al. Ya delirttin beni yani, ver. Mesaj yok. Ablam, gözaltı ışık dolgusunda kampanya varmış. Ben senin pürüzsüz ve diri cildin için bu bir hakarettir deyip anında sildim. Ay Allah'ım yarabbim ya. Ay Allah'ım yarabbim. Ay Gülendam ya. Ne yaptınız kızın borçları? Hallettiniz mi? Eminim Köstebey'in sana haber vermiştir babacığım. İstersen hiç birbirimizi yormayalım. Ay evet, borcu kapatmışsınız da parayı nereden buldunuz hala bir muamma Nazlıcığım. Halacığım, sizden yardım istediğimde beni nasıl kendi halime bıraktıysanız lütfen şimdi de öyle yapın. Güzel, lütfen üstüne gitme. Parayı nasıl bulduğu sadece nasıl ilgilendirir. Halacığım, ben sana açıklamasını yapayım. Babam her şeyden haberdar ama değilmiş rolü yapar. Bana hala kızgın olduğunu biliyorum. Ama bir gün gelecek, ne yapmaya çalıştığını gayet iyi anlayacaksın. Bu cümleyi bir kez daha kurmuştun. Ne için? Hatırlamıyorsun değil mi? Oysa ki ben hiç unutmadım. Annem gittiğinde. Engel olmadın. Büyüdüğünde beni daha iyi anlarsın demiştin. Ama biliyor musun baba, insan annesizliği hiç anlayamıyor. Hele de bir anne çocuğunu niye terk eder, onu hiç anlamıyor.
Abi, şu kızı üzme. Parayı senin verdiğini söyle de rahatlasın. Babam beni niye umursamadı diye düşünmesin artık lütfen. Esa, parayı ben vermedim. İyi akşamlar Feza Hanım. Ah, Naz'a parayı sen mi verdin? Ben vermek istedim ama Naz almadı. Bulmuş mu? Bulmuş. Hayır, babası da değil veren. Sen de değilsin. E kimden almış peki? Ay dur, aklıma biri geliyor ama. Ay saçmalama Feza, yani o nereden bulacak o kadar parayı? Kimden bahsediyorsunuz Feza Hanım? Ay kimden olacak canım, şu sahtekar şeften. Ay eğer o verdiyse parayı mahvolduk Taylan. Bir daha hayatından çıkartamayız Naz'ın. Ay felaket, felaket. Naz, sana bir şey soracağım ama bana doğru cevap vereceksin. Parayı sana Fırat Şef mi verdi? Evet. İnanmıyorum sana Naz. Nasıl para alırsın o adamdan? Bana neden gelmedin? Halacığım, ikinizde de geldim de ne oldu? Burnunun dikine gidip babanla resleşmek yerine sakin kalabilseydin halledebilirdik. Hem Fırat neden verdi sana parayı ha? Böyle bir iyiliğin arkasından kim bilir neler gelecek ha? Bakalım ne isteyecek bu çocuk senden? Ben bunları düşünmedim mi zannediyorsun? Merak etme, ben bir karar verdim. Ne kararıymış o? Umarım kararın babanla barışıp parayı ondan alıp Fırat'a geri vermeyi içeriyordur. Hem sen nereye gidiyorsun bakayım bu saatte ha? Afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Sevin. Gel otur bakayım şöyle. Gel gel. Bak şimdi. Bu konuşmayı yapmak benim için hiç de kolay değil. Ama önünde sonunda yapacağız. Çünkü eşek kadar oldun. Büyüdün. Ve bir gün hayatına, gönlüne illa birisi düşecek. Nereden çıktı abi şimdi bunlar? Ya müsaade et de abin olarak iki tane nasihat edebileyim değil mi? Ne bileyim ya, öyle bir anda pat diye girince. Gerçi benim nasihatlarımı ne kadar dinlersin bilmiyorum ama. Çünkü ilişki sicilim malum. Ama o berbat sicilime rağmen öğrendiğim şeyler var tabii. Kalbine aşk düştü mü akıl baştan gidiyor Sevim. İşte gerçekten böyle bir şey yaşarsan onu yaşamakta özgürsün. O adam kim olursa olsun. Ama o herif seni üzerse onun ümrünü sıkar. Teşekkür ederim abi. Ya gerçekten bunları senden duymak benim için çok kıymetli. Sicilleri aman. Bak ya. Hemen şımardı. Yürü odana, üç gün cezalısın. Ben de beni ne zaman arayacak ve teşekkür edecek diye bekliyordum. Neredesin? Buluşabilir miyiz? Olur. İyi misin sen? İyiyim. Tamam. Sahildeki parkta buluşalım o zaman. Ben de hemen çıkıyorum. Aa, bir dakika. Silahlı mı geliyoruz, silahsız mı? Ne?
Yani hala savaş devam ediyor mu yoksa kısa bir ateşkes mi ilan ettik? Ona göre geleceğim. Gerçi benim en güçlü silahım her zaman yanımda ama. Neymiş o? Gülüşüm. Alo canım. Ben bir karar verdim. Ama önce senin onayını almam lazım. Buyurun, çaylarınızı. Hadi itiraf et. Gece gündüz beni görmeden rahat edemiyorsun. Aynen öyle. Bana bak. Yine bana bir sürpriz mi hazırladın? Sabaha kadar bekleyemediğine göre hamlen büyük olacak galiba. Korkmalı mıyım? Verdiğim paranın karşılığı kadar restorandan pay alacaksın. Ama benim böyle bir talebim yok ki. Benim var ama. Kimseden, hele ki senden iyilik istemiyorum. Ticari bir anlaşmamız olursa sana borçlu kalmamış olurum. Ha, anladım. Sen bana borçlu olduğun için kendini rahat hissedemiyorsun. Bana rahat rahat kızamıyorsun. Vicdanın seni rahat bırakmıyor değil mi? Tam böyle kafamı kıracakken içinden bir ses fısıldıyor. Ama sana çok para buldu. Bu çocuk seni çok seviyor. Yapma, yapma. Kıyma bu güzel yüze. Abartma. Aramızda profesyonellik dışında bir bağ olmasını istemiyorum. İçimdeki ses de dışımdaki ses de bunu söylüyor. Hay ben senin içindeki sese. Sen kabul etsen de etmesen de bizim aramızda bir bağ var. Yaşadıklarımızı düşün. Yaptıklarına bir bak. Hak vereceksin. Yarın imzalayıp getirirsin. Ben seni sabaha kadar hiç bekletmeyeyim. Madem senin için bu kadar önemli, 2 dakikada imzalar veririm. Tabii tabii. Kıza parayı verdim. Gel bize çarp. Ben de kahraman gibi atlayayım dedim. Yenisini çıkartmam gerekecek. Neyse yarın restorana gelince imzalarsın. Tamam ortak. Açmaya kızım. Yok anne. Ay ablam, yoksa bunlar... Gülendam, şu anda felaket senaryosu duyacak durumda değilim hiç. Ha, itleri an çomağı hazırla. Neredesiniz siz? He? Telefonları da açmıyorsunuz. Öldüm meraktan. Abla kusura bakma. Biz dün biraz fazla kaçırmışız da. Ama toparlarız şimdi. Yok abi yok. Baksana. Şebnem mavi tik bile yapmamış. Belli sallamıyor kız. Ay kafama yedim ya. Biz neyin gazına geldik oğlum böyle? Mecnun dedik. Ferhat dedik. Ulan bizim neyimize destan yazmak demedik.
ben gideyim de şu dükkanın eksiklerini falan alayım. Tamam. Ah! Mirza, sen cesaret konusunda Asuman'a mı özendin canım? Hı? Ah! Seviyor olan aşkını Sultan ablaya mesaj atmak da nereden çıktı? Helal, helal. Bugün ölmeyeceksin, merak etme. Telefonda seyleri mi karıştırdın, ne oldu? Gülen damcığın olmasaydı şimdiye çoktan bitmiştin. Kıvrak zekam ve çevikliğimle mesajı hemen sildim. Sultan abla da Fırat da bir şey görmedi, merak etme. Mention completed. Ne, şunları toplayayım. Suratını düzelt artık. Bak her şey çok güzel olacak, tamam mı? Sen, ben, Fırat Şef. Anlamıyorum gerçekten ya. Ne dinmek bilmeyen öfkeymiş bu arkadaşım, vay be. Bu gidişlere dinmeyecek. Son zamanlarda pişman oldum, çok şey yaptım. Umarım bu onlardan biri değildir. Ha tamam, güzel. Yani sen böyle Fırat'ı nikah masasında bıraktın, artık pişmansın. Süper. Hayır, asla değilim. Hatta o hayatımda verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Baştan ona güvenmek. En büyük pişmanlığım bu. Kuzum, bak. Gerçekten ben senin bu hıncanın istikrarını ilgi ve beğeniyle takip ediyorum. Ama siz artık ortaksınız. Bir daha mı düşünsen acaba? Asla. Ben onu hayatı zehir edeceğim. Öyle işte Gülü. Ben Sevin'in gözlerine bakarken meğersem bir sevdanın içine düşmüşüm. Orada kaybolmuşum. Ama Allah şahit. Bir kere bile kurtulmak istedim mi? Ama gel gör ki bu sevdayı yüreğimden söküp atmanın vakti geldi. Geldi de, nasıl onu bilmeyeyim. Hayır Mirza. Söküp atmak yok. Savaşmak var. Mücadele var. Kuru aşk yok. Sen ilişki uzmanı Gülendam Karagün'ün yardımlarıyla bu cepheden zaferle ayrılacaksın. İyi de nasıl yapacağız ki o işi? Düşünelim. Sen de düşün. Düşün. Buldum. Seviye elde etmek istiyorsak önce düşmanımızı ekart etmemiz lazım. Bunun için de hasmımızı iyi analiz etmeliyiz. Zaafları var mıdır? Bir açığı var mıdır? Varsa daha çok açabilir miyiz? Yoksa yenilerini yaratabilir miyiz? Sabotaj doğal ve müdahalesiz görünmeli. Eylem planımıza geçmeden önce de... Ne eylemiymiş o? Ne eylemi? Şimdi ablam... Servis eylemi akşamki. Akşam masalara... Düzeni? Masaların düzeni. Paylaşımı ablam. Ben sol tarafa bakacağım akşam. Ben de sağa aldım. Sağlı sollu akşam servis. Masalarınızın peçeteleri yok. Eyleme devam. Masa eylemi. Haydi. Sıra trajedimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ulan Ergin, ulan Ergin. Bir daha kafan güzelken sana mesaj atmak yasak, yasak. Lan. Acaba düzeltme mesajı mı alsam? Yok ya. En iyisi hiçbir şey yapmamak.
Evet arkadaşlar, şu anda restoranımızda yepyeni bir dönem başlıyor. Artık bizi tutabilene aşk olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Tekrar işimizin başına hemen dönelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Teşekkürler arkadaşlar. Ben de mutfağıma döneyim. Teşekkür ederim. Ne demek, biz teşekkür ederiz. Tehlikeler. Her zaman başarılı olacağımı biliyorum. Asuman, lütfen sınırları aşma. Özellikle iş yerinde. Aman canım, ne olacak? Hem eski nişanlını herkes gibi tebrik edemez mi? Asuman, sen sadece işini yap. Benden uzak dur. Hadi Ati, uzatma hadi. Paranızı nasıl aldınız peki? Vallahi Fıra Şef'e helal olsun. Bulacağım, bana güvenin dedi. Ertesi gün de para zarflarını avucumuza koydum. Fırat Şef diyorsun ha? Aynen. İyi abi, kolay gelsin. Evet efendim, Feza Hanım'ın verdiği bilgi doğruymuş. Fırat Şef'miş. Borçları o ödemiş. Çıkardı bir gecede verdi diyor. Kesin biri yardım etti. Başka türlüsü imkansız. İyi de kim var ki bunların çevresinde öyle bir gecede o kadar parayı çıkarıp verecek? Bana bak Ati. Sen? Ne yap et? O parayı kimin verdiğini bul. Tabii efendim. Meral, vedalaş artık şu sosla. Ne durumda? 2 dakika şef. Bir şeye ihtiyacınız var mı çocuklar? Yok bazanım. Allah Allah, ben telefonumu yine nereye koydum? Ben niye sürekli bir yerde unutuyorum bu telefonu ya? Eray, telefonumu gördün mü? Yo şef. Çaldır bakayım beni. Tamam şef. Hayda, buradaymış. Gözümün önündeki telefonu göremedim ya. Benden ayrı kalamadım, bu kadar belli etme istersen. Daha çok telefonundan ayrı kalamıyorum. Demin geldiğimde unutmuşum. Eray, burası 10 dakika sende. Tamam şef. Niye geldin buraya? Böyle konuşmamıştık. Bak, seni kimse görmemeli, biliyorsun. Ben anlaşmada kendi payıma düşen kısmına sadık kalacağım. Sen de kal.
Bu gece sen, ben ve Şebnem için rezervasyon yaptım. Hem ortaklığımızı kutlarız, hem de yeni dönem için nasıl bir yapılandırma içinde olacağımızı konuşuruz diye düşündüm. Lütfen bu takım elbiseyi giy. Üçümüzün de çok şık olmasını istiyorum. Fotoğraflarımız ajans tarafından sosyal medyaya dağıtılacak. Restoranımızın imajı için önemli bir gece. Camı kırmamışsın. İyi ki kırmamışım. Yoksa bu güzellikten mahrum kalırdı. Teşekkür ederim. Şebnem'i beklemeyecek misin? Kapıda konuştum. Özür diledi, gelemeyecekmiş. Bir arkadaşın ona çok ihtiyacı varmış, bırakamamış. Endişelenmeye başlıyorum. Çantanda siyanür falan yok değil mi? Rahat ol. Bu gecenin tadını çıkar. Gerçekten ortaklığımızı kutlamak için buradayız. Şebnem aradığında iptal etmek için çok geçti. Ara kendine sor istersen. Benden bir gün istedin. Onu sana asla vermeyeceğim. Ama bir saatliğine tüm geçmişimizi unutup yemek yemekte de bir sakınca görmüyorum. Tebrikler. 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 Ortaklığımıza. Ortaklığımıza. Hazır mısın? Başlıyoruz. Şimdi bak bakalım burada ne görüyorsun? Ben sana anlatayım. Mutlu bir çift ve yalnız, çaresiz, kusura bakma ama bir o kadar da ezik bir aşık. Ezik mi? Sence de birazcık ayıp olmuyor mu Gülücüğüm? Asıl ayıp senin bugüne kadar benim gibi bir ilişki uzmanından destek istememiş olma. Şimdi genel mottomuz. Ben mümkünsüz aşklar için yaratılmadım. Bu cümleyi atölyemizin sonuna kadar her gece defterine biner kez yazıyorsun. Yuh! İtiraz yok. Evet. Şimdi yaz. Dersimizin adı, aşkı kazanmanın yolları. Yaz. Ünite 1, değişim, dönüşüm. Yazıyorsun değil mi? Aferin. Madde 1, kendini baştan yarat. Yalnız ben öyle abuk sabuk kıyafetler giymem, söyleyeyim baştan. Ay Mirza, seni metroseksüel erkek yapacak değiliz herhalde. Ama yani şöyle biraz daha davetkar ve şık görünmen için tatlı bir stylik yapacağım. Evet, devam ediyoruz. Madde 2, kızın ilgi alanlarını öğren, kendini geliştir. Yani artık burada Aşık Veysel gibi saz mı çalarsın, yoksa yaylalara çıkıp pastoral şiirler mi ezberlersin? Orasını bilemeyeceğim. Bak saz olur ha. Ufakken çalıyordum birazcık. Ya ama yaz. Madde 3.
Saçmalama. Hadi. Olmaz. Bana bir saat verdin. Daha yarım saati inmişti. E canım, ben tangoyu kastetmemiştim. Ya. Beceremem ben. Becermene gerek yok. Kendini bana bırak yeter. Hata yaparım. Rezil olacağım. Tango'da hata olmaz. Tango hayata benzemez çünkü. Basittir. O yüzden muhteşemdir. Bakma öyle. Sevdiğim bir filmden. Hata yapsan da dans etmeye devam et. Hatalar bize engel olmaz. Bu da mı aynı filmden? Evet. Ama bizi çok iyi anlatmıyor. Filmin en sevdiğim repliğini sona sakladım. Hiç kapıldın mı o hisse? Gitmek istersin hani. Ama aynı zamanda kalmak gelir içinde. Daha bir saatimiz dolmadı. Nereye? Hemen döneceğim. Efendim, hanımefendi bunu size vermemi rica etti. Hiç kapıldın mı o hisse? Gitmek istersin hani. Ama aynı zamanda kalmak gelir içinde.
Biliyordum sevgilim. Öfkeni yenip beni affedeceğini biliyordum. Ama bu kadar güzel bir akşam ayarlayacağımı düşünmüyordum açıkçası. Seni buraya Naz mı çağırdı? Ne? Naz mı? Ne dedi? Fırat hala seni çok seviyor. Seni affetti deyip ben davet etmişim gibi mi davrandı? Sen iyi misin Fırat? Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni buraya sen çağırdın. Asuman kusura bakma, çok büyük bir yanlış anlaşılma olmuş. Vallahi hiç umurumda değil. İyi ki de olmuş. Biz burada baş başayız ya, ben bundan başka hiçbir şey istemiyorum. Hayalini kurduğumuz mutluluğu yaşamaya çok yakınız aşkım. Hı? Hadi bize bir şans daha ver. Ne olur beni affet aşkım. Merhaba, oda servisi mi? 1203 no'lu odaya en pahalı şampanyanızdan istiyorum. Tabii bir de çilek. Çilek. Teşekkürler. Bunu sen istedin. Aşkım. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hala odada ne yapıyor bunlar ya? Şu ana kadar 100 kere çıkması gerekiyordu. Thank you.
Asuman mı? Çoktan çıktı o. Evet. Şimdi itiraf edebilirsin. Neyi? Beni kıskandın. Hayır. Evet, kıskandım. Hayır. Bu hayır içinde kocaman bir evet barındırıyor. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin olur musun? Sakin. Ya bir konuşalım bence. Nefesini boşuna tüketme. Onu görev başındaki polis memuruna karşı gelmeden önce düşünecektin. Zevk alıyorsun değil mi? Ya şu durumdan bile zevk alıyorsun. Seninle aynı odadayken zevk alıyordum, evet. Keşke ulan beni isabet ettirdiğim için burada olsaydım. O zaman senin yanında olamazdım ama. Elbisen güzelmiş. Ha? Elbisen güzelmiş. Sağ ol. Şşş. Bana bak. Beğendi seni ha. Ya pardon, bakar mısınız? Madde 86. Sen buraya kadarını anladın ama değil mi? Mirza! Anladım madde. Ya of. Gözlerin, bedenin burada. Ruhun almış başını gitmiş, yatağa yatmış, battaniyesini örtmüş, rüyalara dalmış yani. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın uygulama derslerimiz var. O yüzden bugün güzelce dinlen, enerjini topla. Ödevlerini de yapmayı sakın unutma.
Ay Mirza, şunu da giderken şeye versene. Kırtasiyeci Ferhat'a kiraladım da 2-3 kuruş da para sıkıştır, tamam mı adama? Ya ben sonra görürüm onu. Hay sonra şimdi. Nerede para bende? Para. Bundan sonraki atölyemin konusu para kazanmanın yolları. Ay kız Gülendam, sen bu kazanmanın yolları serisiyle vallahi köşeyi dönersin ha. Çıkıyor muyuz? Sen gel. Allah kutlarsın. Demir Hanım, biz ne zaman çıkacağız? Biz ne zaman çıkarız? Demir Hanım. Beyaz giyme söz olur, siyah giyme toz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez olur. Salına da salın. Salına da gel. Memur Bey. Ay yavrum dön dolaş yine bana. Ben avukatımı istiyorum. Babamı ararım, o hemen yollar. Yasal hakkım var sonuçta değil mi? Amirim onaylasın öyle. Tamam. Bekliyorum ben. Alçak ceviz dalları, sıva beyaz kollar. Tutmuşlar yolları, salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş, yine bana gel. Salına da gel. Haydi yavrum dön dolaş. Hayırdır inşallah. Anam Fırat, sen gene anahtarı mı unuttun oğlum ya? Aman. Hazım Bey. Merhaba Sultanım. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ediyorum. Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Geçin lütfen buyurun. Hayırdır Hazım Bey, bir şey mi oldu? Önemli bir şey değil. Bizim çocuklar otelde küçük bir olay çıkarmışlar da. Ne oteli? Ne olayı çıkarmışlar? Sakin olun, endişelenecek bir şey yok. Hatta bir gece nezarette kalsınlar da akılları başlarına gelsin. Anam nezaret mi? Anam Fırat'a bir şey mi oldu? Doğru söyleyeyim, bir şey mi oldu Fırat'a? Aman Sultanım, sakin olun. Gelin dışarı çıkalım, hava almış olursunuz. Doğru söylüyorsunuz değil mi? Yok bir şey. İyi, hiç endişelenecek bir şey yok. Hatta ben de geldim böyle pat diye söyledim. Her şeyi anlatacağım. Ay. Endişelenecek bir şey yok. Anam. Buyurun. Feza Hanım. Efendim? Ne oldu? Ay ben uyuyakalmışım. Evet efendim, ben de yatıyordum da şimdi. Sizi böyle görünce bir yeriniz tutulsun istemedim. Ay iyi yaptın. Tutulmuş zaten her yerim. Abim ne yaptı? Yaptı mı? Çıktılar efendim biraz önce. Çıktı mı? Nereye çıktı? Bilmiyorum, bir telefon geldi sonra apar topar çıktı. Ay kesin kötü bir şey oldu. Nereye gittiğini söylemedi mi? Hayır efendim. Ay kötü bir şey oldu. Ay bir şey oldu, dur. Ya işte böyle sultanım. Biz onlara... Yani artık büyüdüler, yetişkin oldular. Yani böyle davranıyoruz. Onlar da hala maşallah ergenliklerini yaşıyorlar. Biraz daha iyisiniz değil mi? Çok şükür iyiyim, sağ olun. İzninizle. Tabii, buyurun. Efendim? Abi!
Abi neredesin sen? Ay ne zaman bir şey oldu yoksa ha? Yok önemli bir şey yok. Sen sakin ol yat uyu. Ben birazdan geleceğim. Ay niye çıktın sen o zaman bu saatte canım? Söylesene. Baba neredesin ya? Sıkıldıysan sohbet edebiliriz. Yok, kalsın. Sıkıntıdan patlamayı tercih ederim. Aman, sen bilirsin. Ben de kendi kendime konuşurum. Hacı, 8 yaşında falan. Antep'teyiz. Bir bakkala girdik. Bakkal dediğime bakma, küçücük mekan. Tam ortasında da karısı duruyor, bir şeyler düzenliyor. Bizim çocuklarla fırlamalık yapıyoruz. Ben bilmeden kadının eteğine basmışım. Kadın ani bir hareketle çat diye dönünce... Kadının eteği yırtıldı. Paçalı donlarıyla ortada kalmasın mı? Adam bunu görünce sinirlenmesin mi? Üzerimize gelmesin mi? Elinde boyum kadar sopa bir kovalıyor yakalasa hastaneye gidecek beni. Neyse biz mahalleye girdik. Dedim eve atarsam kendimi kurtulurum. Ama tam eve giderken adam laps ensemden tuttu. Kaldırdı sopayı. Ben gözlerimi yumdum dedim. Allah! Bittik. Sonra bir ses. Bırak o çocuğu diye. Teyzem ya, benim kurtarıcı meleğim. Dedi ki Fırat'ın kılına zarar verirseniz sizin üğünüzü sıkarım. Adam korktu tabii. Kaçtı gitti. İyi, dayak yemekten kurtulmuşsun. Sen öyle san. Teyzem beni içeriye aldı. Ufaktan, tatlı tatlı, terlikle. Neyse, hak etmiştim. Sonuçta bütün mahalleyi karıştırmayı becerdim yani. Ne güzel günlerdi be. İçime de sinmiyor ki. Yani şu çay boğazımdan geçmiyor. Gidip alsak mı çocukları? Yani aslında benim de içim sızlamıyor değil ama bunların da başka türlü iflah olacağı yok. Hayır çocuk da değiller ki yani terlikle korkutalım. Baba da olmayınca tabii başlarında. Ben de bir yere kadar yetiyorum haliyle. Rahmetli bacımla ben, Fırat'ın annesi yani. Biz küçük yaşta itildik kocalarımıza. Onlar da hayırsız çıktı. Bize de fikrimizi soran olmadı tabii. Yani anam babam da öyle biliyordu yani. Onların da suçu yok. Ben sevdim, seçtim, öyle evlendim. Ama sorumuz farklı değil. Galiba... Söylendiği gibi böyle şeyler hep kısmet. Her şeye rağmen yani Sevim de Fırat'ım da hayatın armağanı bana. Şimdi gene geçmişe dönsem yaşayacaklarımı bile bile aynı şeyi yapardım. Ben de. Ben birer çay daha koyayım. Thank you.
Aa, sabah sürpriz Romans. Ne oluyor ya? Hazım Bey? Sultan ablam, misafirimiz olduğunu neden söylemedin? Bilseydim, 14 Şubat konseptli bahçe kahvaltısına geliyorum diye çiçek falan getirirdim. Gülendam, çabuk içeri geç kızım. Bak Hazım Bey'in yanında rencide etmek istemeyeyim seni, çabuk. Sevin. Ya kusura bakmayın, ben burada böyle uyuyakalmışım. Yok yok, siz de kusura bakmayın. Benim de içim geçmiş zaten. Yani sabah ettik tabii konuşurken. Sahiden, aynen öyle oldu. Öyle olmuş. O zaman ben üstümü değiştireyim. Çıkalım hemen. Yani çocukların da aklı başına geldiyse gelmiştir artık. Oldu o zaman. Seni görüyordum. Merak etmiyor musun? Sormayacak mısın? Umurumda değil. Ya nasıl umurumda değil? Ata biniyordum, üstünde gelinlik vardı. Sarı! Baba niye geç uyandırmadın avukatı? Sabaha kadar içeride kaldım, farkındasın değil mi? Evet, farkındayım. Sen de avukatı uyandırıp kazık kadar kızımın otelde olay çıkardığını söylemeye ne kadar utandığımın farkında ol. Sen niye pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun? Acımıyor musun sen bana? Sabaha kadar kahroldum ben. Oğlum sen kaç yaşında işini gücünü almış insansın. Utanmayayım beni karakol köşelerine sürüklemeye? He? Teyzem bu defa inanmayacaksın ama benim hiçbir kabahatim yok. Arkadaşı oydu. Sus! Düşünme. Teyze. Çabuk! Düş önüme, çabuk sen düş, hadi. Yaptım. Arabayla mı geldin? Minibüs. Efendim, Fırat Karasu'nun tüm ailesini araştırdım. Çok fazla yakını yok. Babası sağ ama görüşmüyorlar anladığım kadarıyla. Neredeyse yaşayan tek akrabası teyzesi. Nereden aldın bu parayı? Tefeciden mi? O kadarını bilmiyorum efendim. Ama daha enteresan bir bilgiye ulaştım. Teyzesi aslında zengin bir kadınmış. Koşmuyorsun. Sağ olun efendim. Taylan Bey, anlatacaklarım yarım kalmıştı. Efendim, kadının kocasının ismi Serdal Öz. Özellikle lüks semtlerde birkaç şubesi olan kendi çapında ünlü bir restoran. İyi de kadının kocası böyle yaşarken o kadın neden öyle bir mahallede yaşıyor? Bilmiyorum efendim ama biraz daha deşersek altından bir aile sırrı çıkacağı muhakkak. Beni ilgilendiren kısım Fırat. Bana onun hakkında bilgi bulman lazım. Git daha çok çalış. Ve bana sakın bir daha eksik bilgiyle gelme. Tabii efendim. İyi, hadi başla. Daha yeni proje için ziyaret etmem gereken bir yer var. Sakın bana eski bilgiyle gelme. Anne,
Fırat abim dün gece eve gelmemiş. Sabah sana bunu söylemek için yanına geldim. Hazım Bey'i görünce gündem değişti tabii. Sonra siz de yok oldunuz. Ne oluyor yani? Bir şey olduğu yok Sevi. Haydi, herkes işinin başına haydi. Anne. Ne anne? Bir işim vardı, sabah çıktım. Sana hesap mı vereceğim? Ya Fırat abin çocuk mu ya? Her an ben onun peşinden mi koşturacağım? Allah Allah ya. Dün akşam işlediğimiz en can alıcı konu neydi? Hı? Bizim değişmez kuralımız hangisiydi çekirge? Anladım. Ben hatırlatıyorum. Never give up. Yani asla pes etme. Ama sen böyle hemen demoralize olursan sünepe, böyle ezik adamlar gibi bir imaj sergilersin. Sünepe münepe ayıp oluyor ha Gülli. Tamam. Kelimelere takılmayalım. Anlamlara odaklanalım. Bak Mirza, neydi? Hatırla. Bir erkeği en çekici kılan özellik kendine güveni. Kadınlar kendine güveni yüksek erkeklerden hoşlanırlar. Ya yok yok. Kız içeride dalga geçti resmen. Bunların hiçbiri yakışmadı ya bana. Ben o değilim ki. O çocuk da değilim. Olamam da. Ama Mirza, sen bizim sıra trajedimizi anlayamıyorsun. Ya yok, anlamıyorum ben sıtra mıtra. Öyle cafcaflı şeylere kafam basmıyor benim. Bana bak. Ben senden bir Bora yaratmaya çalışmıyorum. Ben sendeki o saf, temiz, doğu ruhunu Batı'nın albenili renkleriyle sentezlemek istiyorum. Sen bana güven. Galibiyet bizim olacak. Öf Gülü ya. Kız içeride dalga geçti resmen. Kandemir abi, sen Naz'ı gördün mü bugün? Yok, görmedim. Allah Allah ya. Nerede bu kız? Kafa karışıklığı duygu mevcudiyetine delalet değil midir peki sence de? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yok abi yok. Senin şirazen iyice kaydı artık. Kızının bütün gece nezarette tutulmasına göz yummak ne demek bana söyler misin? Hayır ders vereceğim diye kızı öldür bari artık tamamen kurtulalım. Nezaretle kalsa iyi. Bir de orada hanımefendi Sultan Hanım'la Fırat'ın yanında çocuk gibi azarladı beni pişkin pişkin. Oo, bakıyorum Sultan Hanım'sız da günümüz geçmiyor abicim. Yani Sultan Hanım'la yatıp Sultan Hanım'la kalkıyoruz. Üstelik mecazen de söylemiyorum. Beza, abinle konuştuğunu unutma. Ne? Yalan mı? Şoför bana anlattı her şeyi. Dün bütün geceyi onun evinde geçirmişti. Geçirdim. Yani onunla zaman geçirmek hoşuma gidiyor. Ne var bunda? Ben de tam olarak bunu duymaktan korkuyordum. O zaman korktuğun başına geldi. Ne diyeyim yani? Oh!
ne buluyor şu domestik kadında anlamıyorum ki. Cemile! Ay Cemile koş! Ay bana bir papatya ile menisa çayı hazırla getir hemen efendim. Lütfen hadi. Ve Sultan Hanım'ımız eksikti. Yandım ne yapacağız? Ya kardeşim, şimdi siz geceyi yan yana hücrelerde mi geçirdiniz? Te Allah'ım ya. Dur bakalım daha başımıza ne felaketler gelecek. Ya oğlum rahat olun. Bir şey geleceği yok. Ya Mirza, kusura bakma ama ben senin bu son haline hiç alışamadım ya. Kardeşim emin miyiz? Hani Gülen'in de bu lafıyla olacak iş değil gibi yani. Kendi ilacı olsa kendi başına sorar oğlum. Kadıncağız insanoğlunun yaratılışından bu yana yalnız. Akıl aldığın adama bak ya. Ya kardeşim ben en azından aşkım için mücadele ediyorum ya. Sen gibi mavitik peşinde koşmuyorum ya. Nedir bu mavitik meselesi ya? Rafı ne yaptın la kendine? Bak, bak bir daha bir kişi daha bu lafı ederse yemin ederim fena bozuşuruz ha. Tamam, gülme. Gülme lan. Tamam Rafım, tamam. Kızma, kızma. Gülmeyin, gülmeyin. Ya kardeşim, bu oyun daha ne kadar sürecek? Yani beraber nezarete düştünüz. Daha ötesi yoktur herhalde. Vallahi inşallah bu oyun hiç bitmez. Ben Naz'la bu oyunu ömür boyu oynarım. Çünkü oyun varsa aşk da var. Yaz bunu. Güzel söz bu. Oyun varsa aşk da var. Güzel söz. Günaydın. Biraz konuşabilir miyiz? Şu an çok işim var, olmaz. Bence şimdi konuşursak daha iyi olur. Hazır Fırat ortalarda yokken. Malum konuştuklarımızı duymasını istemezsin. Evet. Restorandan da çıktık istediğiniz üzere. Sizi dinliyorum. Bakın, ben sıradan mahalle kızıyım. Böyle sizin gibi akıl oyunlarını aklım almaz benim. Düz bakarım. Seviyorsam severim. Ne güzel. Kıskanıyorsam da asla başka kadınları kullanmaya kalkmam. Ben... Sağ olun. Zor zamanımda bana iş verdiniz. Yanımda oldunuz. Ben Fırat'tan daha da uzaklaşmak istemiyorum. Ben onu geri kazanmak için de elimden geleni yapacağım. Çünkü ona hala aşığım. Güzel. Yolunuz açık olsun. Yoluma çıkarsanız da sizi kırmaktan çekinmem. Ama siz zaten onu o gün masada bıraktığınızda ondan vazgeçmiştiniz değil mi? Haksız mı? Ama ona hala aşıksanız şimdi söyleyin. Daha ayrı savaşırız. İyi geldi değil mi ablam? Çok, çok. Ellerine sağlık. Çok güzel yapmışsın. Sen. İyi günler. Topuz. Senin ne işin var burada? Ha? Elimden bir kaza çıkmadan çabuk çık git dükkanımdan. Çabuk. Lütfen. Sizden beni dinlemeniz için sadece 5 dakika rica ediyorum. Sana ayıracak 5 saniyem bile yok benim. Beni dinlediğinizde kötü bir niyetim olmadığını anlayacaksınız. Gerçekten. Ablam, bırak bir 5 dakika konuşsun. Bakalım ne yumurtlayacak. İyi madem, geç otur. Çok teşekkür ederim. Bana bak. Apır sapır konuşursan seni kaynar çorba kazanın içinde boğarım haberin olsun. Burcu patateslerimi ver. Geliyor şefim. Ah.
Bugün bir gariplik var şefim. Yukarısı cehennem gibi yani. Telefonlar hiç susmuyor. Demir abi bekleyecekler. Görmüyor musun halimizi? Eray, ördeklerim. 30 saniye şef. Hadi. Kapasitemiz belli. Kandemir abi en az bir saat bekleyeceklerini söyle. Sonra isyan etmesinler. Şimdi anlaşıldı şefim. Çok ünlü bir influencer bizi paylaşmış sosyal medya hesabında. Kadının 2,5 milyon takipçisi var. Ondan millet akın etmiş bugün. Süpermiş. Gerçekten süper. Zaten nefes alamak gibi çok iyi oldu. Hanımlar, ağzınız ile eller çalışacak. Yukarıda karnını doyurmak için bekleyen insanlar var. Tempo. Eray şu ördeğimi ver artık. Ver şef. Ay. Sıcak. Servis. Geldim. Devam, tempo. Benim için sizin de takdir edeceğiniz gibi çok zor bir süreç oldu. Takdir etmiyorum ama devam et. Nazım benden ayrılması. Programın yayından kaldırılması. Fırat'ın intikam oyunları falan derken benim hayatım alt üst oldu. Ay bizimki de alt üst oldu senin sayende şekerim. O yüzden tape kalktık deyip bence konuyu kapatalım. Yoksa ince hesaplara girersek sen bize borçlu çıkarsın. Bu süreç beni bir içsel yolculuğa çıkardı. Kendimi ve özümü yeniden sorgulamaya itti. Ay benim de özümün içinin içi şişti yani. Kitap gibi konuşmayı bırakıp acaba kısa dete mi gelseniz? Şimdi açık açık ve kısa cümlelerle de bakalım diyeceğim. Haydi. Sonuç olarak hayatımı yeniden dizayn ediyorum. Yepyeni bir program içeriği hazırladım. Bundan bize ne? Bu projede size ihtiyacım var. Aa. Bize? Nasıl tam olarak? Eğer bana yardım ederseniz, bu işbirliğiyle hepimiz geçmişimizi temizleriz. Yani başka bir deyişle psikolojik bir arınma yaşarız. Ben arınmayayım. Ve memnunum halimde, sağ ol. Ablam bir tam anlayamadık da programı. Tam anlatırsanız. Aşkın tarifi. Farklı yörelerden, farklı mutfaklardan aşk hikayeleriyle bezenmiş yemek tarifleri. Böyle bir program daha önce yapılmadı. Bu bir ilk olacak. Mesela sizin aşkınız mutfağınıza nasıl yansıdı? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah'ım Allah'ım. Bir de böyle sizin Fırat'la barış müzakereleri falan imzaladığınız görsem, ne bileyim böyle Kızılderililer gibi savaş baltalarını toprağa gömseniz ölsem de gam yemem ben. Şemdem, ondan bahsetmesek olur mu? Şu güzel manzaranın tadını çıkaralım biraz. Hı? Tamam, öyle olsun. Ama sen ne kadar inkar edersen bu manzara Fırat sayesinde. Bize o parayı getirmeseydi hakikaten bu sefer mahvolmuştuk. Şemdemciğim, canım, özellikle mi yapıyorsun? Ay tamam, özür. Pardon. Gerçi sen de haklısın. Yani dün gece beni bile gıyabında alet ettiğiniz o kriminal maceranızdan sonra ben de adını duymak istemezdim. Beni anlattığıma pişman etme istersen ha? Kızım, bak ben senin dostunum. Yani acı gerçekleri yüzüne vurmakla mükellef kişi. Hı? Sen önce bir düşün de bakalım. Niye o yangın alarmını çalıştırdın? Bir zahmet kendine itiraf et de biz öyle konuşalım. Hı. Ben bir arıza çıkarmadan en iyisi gidip masalarla ilgileneyim. Kolay gelsin. Ay. Çok şükür be. Merhabalar, hoş geldiniz. Full çekiyoruz. Şükür be. Gelmiş. Gelmiş. Acaba merak ettim, değil mi?
Ablam? Ne diyorsun, aklın yattı mı bu işe? Vallahi konsept bana bir sıcak geldi, içim ısındı yani. Rustik aşkların odun ateşinde yanması gibi bir his. Ben çıkayım. Dükkan size emanet. Aa! Nereye gidiyorsun ablam? Sahne güleninden. Müsaade edersen biraz kafamı toparlayacağım, düşüneceğim. Olur mu? Estağfurullah ablam. Sen nasıl istersen tabii. Benim ne haddime? Acaba Atilla benim mutfağıma nasıl yansıdı? Arpacık soğanım nerede? Ben alırım. Şefim! Şefim! Şefim iyi misin? Ne yapacağız? Ayılmıyor. Fırat şef. Ne yapacağız? Afiyet çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Afiyet tekrar olsun. Bekliyoruz. Nazlı Hanım. Semrem Hanım. Çok korkunç bir şey oldu. Ne oldu? Fırat şef düştü. Ne? Kendine getiremedik. Ne olur bir şey yapın. Şemlen hemen ambulans çağırın çabuk. Tamam tamam. Asuman nereye gidiyorsun sen? Fırat'ın yanına gidiyorum. Lütfen durur musun? Müşterileri göndermemiz gerekiyor önce. Ya umurumda değil. Asuman rica ediyorum. Önce müşterileri göndereceğiz. Kandemir abi. Şefimiz rahatsız, lütfen dışarı alabilir miyim? Çok kusura bakmayın. Daha sonra yeniden yok. Acil ambulansa ihtiyacımız var. Tabii hemen adrese veriyorum. Fırat şefim. Açın. Fırat. Fırat ne olur aç gözlerini ne olur ya. Fırat. Fırat duyuyor musun beni? Fırat. Fırat ne olur ya. Fırat şefim. Fırat şefim. Fırat. Fırat ne olur ya. Ne olur. Fırat aç gözlerini ne olur Fırat. Fırat duyuyor musun? Fırat. Fırat bir şey söyle ne olur, duyuyor musun beni? Fırat! Fırat! Hadi, hadi görüşürüz. Almış anam almış. Sultan Hanım hayırdır? Büyük temizliğe girişeceksin galiba, ağır misafirin mi var? Belki temelli geliyordur. Şu anda sizinle uğraşamayacağım, haydi eyvallah. Hayırdır, ne oldu? Elinin körü oldu Dürüye. Sanki haberin yokmuş gibi soruyun. Bir de üstelik sizinle muhatap olayım. Daha ne olsun? Ay tamam canım kızma. Hazım Bey'i de epeydir mahallede göremedik de. Biz iyi niyetten sadece. Acaba aralarında kırgınlık var mıdır diye de endişelendik yani. La havle ve la kuvvete illa billah bilalil azim. Kesin var bunların arasında bir şey. Kokusu çıkacak. Çıkacak. Yürü. Hazım kadar taş düşsün başınıza inşallah. Rabbim bugün beni sınıyor herhalde. Hayırdır Feza Hanım? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Dükkana uğradım. Buraya geleceğinizi söylediler. Birkaç dakikanız var mı? Sizinle konuşmam gereken çok ciddi bir mesele var. Fırat lütfen bir şey söyle, iyi misin? Fırat? Fırat duyuyor musun beni? Şefim iyi misin? Fırat. Fırat bir şey söyle. Nerede Emma? Restorandasın. Yanındayım. Mutfaktayız. Daha iyi hissediyor musun? Fırat! İyi mi? İyi mi? Ambulansı çağırdım. Geliyor. Fırat konuşsana ne olur. Fırat şefim kalkabilecek misin? Kalk. Söyle ne olur hadi. Hı? Neresi burası? Siz kimsiniz?
olman lazım. Şef. Tut. Fransız şef. Sözü uzatıp fazla vaktinizi almak istemem. Abimin geçmişte kalbi çok kırıldı. Yani sizin haberiniz yoktur tabii. Eski eşini kastediyorsanız haberim var. Kendisi anlattı. Anlattı mı? Neyse canım, o zaman yeniden böyle bir acıyı kaldıramayacağını da anlamış olmanız gerek. Açıkçası ben de abimi bir daha o denli acı çekerken görmek istemem. Benim amacım kimsenin canını yakmak değil Feza Hanım. Ben de öyle düşünmüştüm zaten. O zaman abimden uzak durmanız gerektiğini de anlamışsınızdır değil mi? Yani farklı dünyaların insanları bir arada yapamazlar, siz de bilirsiniz. Eninde sonunda birinden biri üzülecektir. Öyle. Naz'la Fırat'ın yaşadıkları da bunun bir kanıtı. Yani abimle sizinki de farklı olmayacaktır. İnanın bana. Diyecekleriniz bittiyse ben de artık işimin başına döneyim. Aldıklarımı yerleştireceğim çünkü. Ama ben sizden bir cevap alamadım hala. Endişenizi anlıyorum. Merak etmeyin. Peki o zaman ben de kalkayım. Anlayışınız için teşekkür ederim. Bak, senin hayatta en çok uğraştığın insan benim. Benim için de sen öylesin. Ya nasıl hatırlamazsın? Hem de birbirimize yaptığımız onca şeytanlıktan sonra. Benden başkasını hatırlamaz o. Aşkım, beni hatırlıyorsun değil mi? En büyük aşkını, nişanlını. Eks nişanlı demek istedi kendisi. Şöyle anlatayım. Seni böyle nikah masasında bırakıp gitmişti. Oradan hatırlarsın belki Fırat'cığım. Hayır. Bizim aramızdaki çok başka bir bağ. Hem onu hatırlasaydın Hasan Hanım da hatırlardı o zaman. Şebnem, sen ambulans arar mısın? Nerede kalmış hadi? Geliyor. İyiyim ben, iyiyim. İyiyim. Ambulansa gerek yok. Nasıl iyisin Fırat? Hiçbir şey hatırlamıyorsun. Keşke unutsam be. Beni öldürmeye çalıştığını, nezarete düşürdüğünü, nikah masasında bırakıp gittiğini. Fırat, Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Böyle bir şey şakası mı olur? Fırat, yani gerçekten soyuna çıkarttın ha. Hepimiz kahrolduk burada. Özür dilerim ama hazır fırsatını bulmuşken benim için ne kadar endişelendiğini ona göstermek istedim. Ayrıca sizlerden de özür diliyorum ama Fırat Şef kendisini size affettirecek. Hiç merak etmeyin. Valla ben sana ne diyeyim? Bilemiyorum be. Ambulansı da iptal edeyim bari. Cansın. Sağ ol. Geri zekalı. Geri zekalı. Ati, sana da hazırlayayım mı? İster misin? Vallahi çok iyi olur Bora Bey. Belki heyecanım bastırır. Hayırdır? Ne bu telaşın? Bora Bey, inanılmaz bilgilere ulaştım bu Fırat Şef'le ilgili. Ati, hala mı o ailenin peşindesiniz ya? Rahat bırakın insanları artık. Bora Bey, aile matruşka bebek gibi. Açıldıkça başka bir şey çıkıyor. Açıldıkça başka bir şey çıkıyor. Selam. Selam. Taylan Bey. Ne bu? Okuyun efendim. Fırat'ın adı yazıyor burada. Evet. Bana sorarsan sadece aşık. Hatta sen de öylesin.
Yani içinizde ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama dışarıdan görünen... Şebnem, lütfen devam etme. Tamam, tamam peki susuyorum. Sadece son bir şey soracağım. Ondan sonra sonsuza kadar susacağım. Her şeye rağmen Fırat'ı hiç yaşamamış olmayı diler miydin? Naz, ya ben hiç aşık olmadım. Biliyorsun değil mi? Kendime izin vermedim çünkü. Yani belki de tam olarak burada hata yapıyoruzdur arkadaşım. Hı? Ya belki de kendimize koyduğumuz engeller hatadır. Ya biz yaşıyoruz diyoruz da biz ne yaşıyoruz ya? Çalış, didin, git, gel. Ben belki de dünyanın en güzel duygusundan, dünyanın en güzel nimetinden kendimizi mahrum bırakıyoruz. Niçin? Canım benim. Peki bu sözleşmenin peşine düşmek sana ne kazandıracak? O herif yüzünden nişanlımı, işimi kaybettim. Unuttun galiba. Şimdi o da her şeyini kaybedecek. Kaybetmenin ne demek olduğunu anlayacak. Evet. Yine bitmek bilmez ki yine geldik. Ya abi gözünü seveyim ya. Millete psikolojik cakalar satacağına dön de ilk önce bir kendine bak. Ya bu insanları niye bu kadar önemsiyorsun? Senden önemli mi? Esas sen niye bu kadar önemsiyorsun bu insanları? Şu son zamanlarda... Yaptığın gereksiz müdahalelerden, her işime burnunu sokmandan sıkıldım. Eğer benimle yaşamak seni bu kadar rahatsız ediyorsa git kendine başka çözüm bul. Çıkıyorum, parkta buluşalım. Ben bunu nasıl yorulmuşum kardeşim? Çiçek mi alıp gideyim, hiç mi gitmeyeyim? Birazcık karmaşık var. Yani ne zaman ne düşünecekleri pek belli olmuyor o yüzden. Of, of Mirza ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Ayrıca bu sana arayı soğutalım dememiş miydi ya? Ne diye buluşalım falan diyor şimdi. Ne bileyim abi. Ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ya acaba... Şey mi yazsam? Ne? Böyle meşgulüm falan mı desem? Böyle çok da şey yapmıyormuş hesabı. Ha? Yok Rafım yani. O kişiler yani ben oyunlarda pek yokum biliyorsun beni. O yüzden Gülü'den ders alıyorum ya zaten. Ha. Ama bak Fırat ne demişti? Ne demişti? Oyun varsa aşk da var kardeşim. Hadi oynayalım bakalım. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. Hayırlısı. Yazacağım. Yaz, yaz. Gönderiyorum. Gönder. Gönderiyorum. Yolla. Gönderdim be. Be. İnşallah Fırat haklı çıkar. Çıkar kardeşim. Bak güzel laf. Oyun varsa aşk da var. Ne güzel laf değil mi? Çok güzel laf kardeşim. Bayağı iyi laf. Hem cool olmak lazım ya. Cool. Kaçan kovalanır. Öyle ya. Da Ergin. Heh. Biraz fazla mı oldu ya sence? Yok yok iyidir. Yok yok kaçak kovalanır. Oyun varsa aşk da var kardeşim. Yürü kardeşim. Yoğunum. Bugün olmaz. Ne?
Ne var? Eşeklik ettim. Ne desen haklısın. İyi olduğumu görmeni istediğim için aradım. Neredesin sen? Bizim mekan mı orası? Ya nereden bizim mekanımız oluyormuş burası? Sakinleşmeye ihtiyacım vardı, geldim işte. Sen niye her şeyi üstüne alıyorsun ki? Aa! Suratımı kapattı. Nefis. Sakin ol. Sakin. Sakin. Nefes al. Yürü. Sakin. Bir de bu çıktı piyasaya. İkidir görüyoruz mahallede. Hayırdır? Bu havai ile Ayşe Nafiş ne galiba ha? Havai kim kız? Ay var ya hani tropikal gömlekler giriyor. Fırat'ın kankası. Ergin ya. Ha. Biz hayriyelere bakalım şimdi. Esas malzeme orada var. Bunların kokusu çıkar zaten yakında. Yok bence hiç riske atmayalım abla. Cepheleri ayıralım. Sen bunlarla kal. Ben de hayriyelerin oraya gideyim. Tamam olur. İşimiz bitince buluşalım. Sen hayriyelere. Tamam abla. Gidiyorum. Hadi. Ablacığım 38, 35 versen yeter. Tamam. Buyurun. Sağ olasın. İyi günler. İyi günler, yine bekleriz. Oğlum ben yanlış mı yaptım acaba ya? Mavitik oldu, hala cevap bile vermedi. Vallahi kardeş ben bu işlerden pek anlamam ama... sen birazcık öküzce mi reddettin acaba? Öyle mi yaptım lan? Ama abi ters yapmasaydım da halimden anlamıyordu ki. Ya da o da durumu çaktı, taktik mi yapıyor acaba? Ne dersin? Ben yok oldum ya. Benim kafa gitti. Ben çok darlandım Mirza. Sen dükkana bakarak ol. Ben çıkıp biraz hava alayım. Geleyim ben de. Yok yok. Sen burada kal. Ben biraz yalnız kalayım, kafayı toplayayım. Filan. Taktik mi yapıyorsun sen bana? O hükmede taktikti değil mi? Hı? Yok Şebnem yok öyle şey olur mu? Gözünü seveyim yapma ne taktiği? Ya ben hayatımda ilk defa aşka yükseliyorum. Tamam diyorum ya. Kafan karışacaksa bu adamla karışsın diyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ali Cengiz oyunları. Üçüncü sınıf Ali Cengiz oyunları. Bir saniye bir saniye. Sen az önce ne dedin? Kafam karışacaksa da bu adamla mı karışsın dedin? Öyle mi dedin sen? Ha? Sen böyle yanar dönerli, dengesiz davranacaksan hayır. Öyle bir şey söylemedim. Yok 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 yok. Ben normalde çok dengeli biriyimdir. Sen beni biliyorsun. Ya ben öyle aşırı falan kafası bir şey yaptım ama vallahi bir daha yapmam. Vallahi yemin ediyorum bir daha yapmam. Gerçekten yapmam. Yani o mesajı da unut. Ben zaten aptalım, aptaldım peki. Kal bakalım. Ne zorun yendim sen yaklaş. Bak özlemle dop doluyum. Ne güzel geldin sen günler yıla vurdu yolların düğüm oldu. Tanırdım arıyordum bir şey. Bir şey oldu, güneş açtı, yollar düzel, bize çıktı. Sen oradaydın, gülüyordun, nabzın atıyordu. Bir şey. Açtı.
işin var senin burada? Özür dilerim. Almayacak mısın çiçeklerimi? Niye kopardın bunları? Yazık değil mi bu güzelliklere? Gözlerini açtığında benimle karşılaşsan daha mı iyi olur? Bu çiçekler bir nevi tampon bölge görevi görüyor. Yani kimse çiçeklere kızamaz. Arkasındaki yüze kızabilir ama. Bu sevimli ve yakışıklı yüze mi? Ne güzel geldin bilsen. Günler yıla vurdu. Yolların düğüm oldu. Tanırdım, varıyordum. Bir şey oldu. Sabrım bitiyordu. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Nuz Hanım. Hoş bulduk. Babam geldi mi? Henüz gelmedi efendim. Tamam. Ay canım. Anasının bir tanesi. Güzeller güzelim. Gel bak kim var burada. Görüyorum kim olduğunu. Kahkahalarınız içeriden duyuluyor zaten. Hoş geldin Nazcığım. O keyfinizi neye borçluyuz peki? Birazdan görünce sen de keyifleneceksin. Ben bir şey görmek istemiyorum. Teşekkürler. İyi geceler. Fırat Şef hakkında. Bu ne şimdi? Yeni bir hadi bir güzel Fırat'ı karalayalım kampanyası mı? Taylan'ı dinle Nazcığım. Bu sefer elinde çok sağlam bir kanıtı var. Sana en başından beri oyun oynayanın o olduğunu söylüyorum. Ama sen bana inanmıyorsun ve ben haklı çıkıyorum. Şimdi benim sözlerime değil, kendi gözlerine inanacaksın.